Ebi Talib'in oğlu Ali Doğuni Peygamber Aleyhisselam'ın hakkında diyor لَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَرٍ فِي الْجَنَّةِ لَهُ جَنَاحَانِ مُبَرِّجَانِ بِالْدِّمَاءِ وَهُوَ مَصْبُوغُ الْقَوَادِمِ Hadis-i Şerif. Men Cafer gördüm cennette iki tane kaganati gana boyunun halına ve ayakları yani üstü gana molturun halına cennette gördüm deyip Allah-u Teala'nın Resulü Cafer ölününe zon şulgefi aydık koydular. Yani cennete girerler hakkında. Bazı hadislerde cennette kuş yani cennetin o tarafına o tarafına uç ya diyorum getiren nemeler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a 5 tane adam cıda minden. Gözü kör olan adamlar Peygamber duruyordu, kör olanını beri veren derecede 5 adam Peygamber'e minden. Sonunun birileri Ebu Süfyan ibn-i Harith. Peygamber Aleyhisselam'ın dedelerinin oğlu. İkincileri Huzam ibn-i Abbas. O da dedelerinin oğlu Peygamber Aleyhisselam'ın. Üçüncüleri Vessaib ibn-i Ubeyd ibn-i Abdi Yezide bin Haşim ceddül İmam Şafii radıyallahu rahmetullah. Üçüncüleri Said İmam Şafii'nin ataları. Dört mezheplerin başvurup duran Şafii'nin ataları üçüncüleri. Dördüncüleri Hasan. Hasan Hüseyin Ali radıyallahu anh'ın oğulları Peygamber Aleyhisselam'ın artıkları. Dördüncüleri de bu. Beşincileri de Cafer ibn-i Ebi Talip'ti. Hatta gözü koru adamlar yalnızlık peygamberdir de ödeyediler. Yiyen tesinden hiç tanap olmayan diyen derecede. Cafer öl aklında hatta İslam dini gelmediğinden ömüm Müslümanları garipleri öyme öy aylan iğne düşüp getirip öyüne naharlar eken. Utanıp öyüne gelip bilmeyenler deyip öğlü öylerine aylanıp onları alıp gelip naharla yapıyorum. Şeyle bir Boleliğinli yaşan şeyle bir derecede bir yaşlılığı kovuran adamların biriken. Bir yıl kahatçılık düşenli bunun köp koyunları kırılıp hatta Mekke'deki adamlar maslı çöpler, katan sümkleri çöpler imana başlayanlar. Hiç yere rahat tapılmaz. Son alakka aşık bolun vatırına Peygamber aleyhissalatu vesselam Vallahu alem Abbas'a aydiye Şumat ikimizden kovrağımız yok, yağdayımız kovrağ. Ebi Talib'in yanına gidip oğullarının köp çağları var, bizim alalı onu tereçeli kömek edelim yani. Ebi Talib'in yanına gelip bizim sana kömek edelim çağlarından versen tereçeli yerine akilen diyen oğlunu koydu, başkalarını alayın diyenine Peygamber Aleyhisselam Ali'in alkay diye Al-Vazallahu anhu Abbas'ım Cafer ibn-i Ebi Talib'i alkay diye alalım. Ali şeydi Peygamber Aleyhisselam'ın eline birinci yiğitlerden Müslüman mı olup, birinci yaş oğlunlardan Müslüman mı olup, Ali oluyor Peygamber'in terbiyesini alıyor. Abbas'ın eline de Cafer Müslüman mı olup, şunun elinin, şunun terbiyesini alıyorlar. Ondan sonra Müslümançılık geliyor, bir neçe vaattan sonra alıp kaydanlarından sonra şehit Müslümançılık gelip, şeydi ben Müslümançılığı kabul ediyorum. Bundan sonra Cafer, birinci Müslüman bulunduğunun bir bulunduğu için Mekke'deki belirleyen azar, her ki Müslümanlara bir Allah deyip yatırsınız ki Allah'dan başka rahat yok mu deyip yorumların eziyetlerini çekip başlayanlar sağınları köpülün altında müşrikler bir meclis kurunuyorlar. Şunları yeke yeke tutup yok etmeli öldürmezek sıçratlayan yayraya bunları hükman kralin diyenine Peygamber Aleyhisselam sol vaatlarda adamlara yurttan çıkıp gitmekliği matlakat verip buyuruyor. Bundan sonra bunları üyüşüp vallahu alem 70 adam dikkatiriyor. Ne aç adam motorum? Habeş yurduna göçüp gitmek şu oluyor. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor öyle. Şol vakitte göçüp varıyor vakitlerine özünün ayağları bile gidip varıyor vakitlerine birek birliklerine seyredişip bildirmeyen gözyaş dökülerdiler. Ne için? Özlerinin vatanlarından kovulurlar, özlerinin çağalıklarına oynayan depelerinden ötük geliyorlar. Şu yerlerden kovulup, ne için kovulurlar günahsız? Dine Allah, Rabbun Allah diyenlerimiz için iş. Öz işlerinden şolur yağlı gururlar gururlaşıp, öz yağlarından şey deyip, bunlar cıda kıyına orada yoğurdu taşlar, başka bir çet yoğurdu çıkıp gittiler. Bundan sonra şol gidip başlarına Habeş
yurduna bar kovuşyalar. Habeş yurduna baranlarına da Ümmü Selim'e gurrun veriye, şol yerik bariyalar Nücaşi diyen bir paşşat var, şovat olum Hristiyan. İsa Aleyhisselam'ın dinindeki bir arasla İsa Aleyhisselam'ın dinini tutup yorun paşa. Köp öğünün moğollarıyla oturup mahlakat edip yorun paşa. Şotak yetiyeler Nücaşi zat değil miye, yurduna geliyor, kavul ediyor, boluya yaşa verin diyen derecede geliyor. Ömer bin As ile Abdullah ibn Ebi Rabia iyileriyle geliyor. Bu ikisi son Müslüman oluyor. Allah halim ama Müslüman olmakta şotayda da eziyetlerini yitirmek için Kureyşler şotağım Adem'i veriyor. Bunlar barıp Nücaşi'ye her yıl soğutlar, onun moğollarına her yıl soğutlar, ertiyeleri ödeyenden şol yiğitleri öldürtmek için, öğünlerinin olmadığı çağaları, öğünlerinin karnınaşları. Şey deyip ertip, bizim bir topar yiğitlerimiz kayıttığı bir yıl akılları ütken, öğünün atavağalarının dinini taşlap, öğünler bir teyze din tapıp, şey deyip bizi de dinlemeyen, ölmeyen dininden kayıtmayan derecede bir divanın oğlanımız, yiğitlerimiz kayıttı var, şunları bir de iyiliğine kayıtıp beraiten deyip Nücaşi'den soruyorlar. Nücaşi aydıya Allah'a kasam olsun, men olur vermeyen oluru çağırıp dinleyip görün meçelle diye Allah halim. Bundan sonra biz Nücaşi'nin öğünüyle gürleşip geçirecek bolyanı çağırıp biz çağırmamdan önce öğün aramızda Müslümanlar olup gurrun ettik, ayıttık. Ol bizden hükman neyem için kaçık kaydanımız sonra, neyeme ananiyanımızı hemme zadı sonra, onu da bolşiyalı aitmeli, onu da Cafer ibn Ebi Talip gürlesin, başkamız gürlemeldi işte. Şey deyip Nücaşi çağırınla hemmemiz onun tövrüğüne barıştık. Bundan sonra vardık, onun da Moğolluları sağınlaki, çepinlaki, hemme Moğolluları öğünün kitabını açıp oturdular da bizle ortağı alıp ayttılar. Şol vakitte Ömer bin As ile Abdullah bin Ebi Rabia da şotayda hazır bulunan Nücaşi eziyet verir deyip begelip duran hallarına duruyordular. Onunla Nücaşi ayttılar. Sizin teyze tapının dininiz, atavavalarının dinini taşlar, radınız, neyme ayırıp veraydınız dediler. Onunla Cafer bin Ebi Talip ayttı. Eyyuhel melik, künnâ kavmen ehlel cahiliyeti, bir cahiliyet, şeyle bir nadan halktık, ağaca, olmasa dağaşa, sunmalı atlara, butlara vaadet ediyorum, kovunduk, ölü yiyerdik, yani ölü yiyerdik, yani şu butlun yolunu çalınan atları yiyip, bir boluklukta neyime bolukluk edileyen orada ediyerdik, karnınaşı karnınaşı bilmeye, hiç kim arada bir netil iten derecede, güçlü güç, güç tülümünün vaadını alıp iyiye, yetimin vaadını alıp iyiliğe, komşudun halının havar alınmaya, şeyle bir derecede, şeyle yaramalıkta gelipiyor. Allah Teala bir peygamberi verdi, bilem sonra doğru dedik, sonun dinine kavul ettik dediler. فَدَعَانَا إِلَى اللّٰهِ وَحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْاَوْثَانِ O Peygamberim Allah'ını birlemekliği, bir de şunu öğretti, bir de şunu ettik, atavavalarımızın dağışa, ağışa, butlara kulluk edip yormasını taşlayıp, bir Allah'lılığa geçtik. وَقَدْ اَمَرْنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ Bir de doğru ürlemekliği öğretti, ve edâil emaneti, amanata, doğru durmakliği, ve sılatil rahmi, karnınaşın ile katnaşıklığı öğretti, ve husnil cevâri, komşuna yaşlık etmekliği öğretti, ve keffin, ve keffi anil maharimi, ve haknil dimâi. Bir de haram ve attan çekilmekliği, yöne yerden adam öldürmekliği, öldürmekliği, ve nehâne anil fevâhişi, yaramaz günah gınalardan saklanmaklığı, yalan sözlerden, yani yalan yerden şayet olmaklıktan, yetimin malını yemeklikten, ayağlara töhmet atıp, ayağ zorlayıp, şunlarla atlardan bizi olur, sol atlardan çekilmekliği bize öğretti. Bir de Allah'ını birleyip hiç şirk etmeyen namazımızı okuyup, rozamız, zekatımızı eda edip yoruyak dediler. فَمَا كَانَ مِنْ قَوْمِنَا اَيُّهَا الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ عَدَوْ
Bilen şey dip yormakluğumuz bilen bilin şolurumuz, ölümünün yurttaşımız, ölümünün ata babalarımız biri düşman tutup biri şey dip eziyet verip başladılar. Şeyle bir eziyetler hatta nehil aytsan ağır geleyen eziyetleri bile eziyet verdiler. Bilen seni münasip bilip hem de paşalardan şol layık bor deyip seni saylap senin yurdunu aman olur deyip kaçık geldik dediler. Onunla Nücaşi Cafer İbni Ebi Talib'e yüzlerim aittiler. Senin peygamberinin bir zat getirdi mi dediler. Başka bir ayet ya kitap gelmeli peygamber olsa neye getirdi? Peygamberin getiren zatı var mı senin yanında dediler. Onunla aittiler o var. Onunla oku dediler. Onunla Cafer İbni Ebi Talib Estağfirullah Kâf Hâya Ayn Sâd Zikru Rahmeti Rabbika Abdehu Zekeriya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتغل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا الله تبارك وتعالى أذنن كتابنا ياتلدي أذنن غلي زكرياني شل زكريا الله تعالى يكلكت الله نتشاغردي الله نيذن أيتي أي ربم منم سنكلرم أجيرلاب Ölüm garrap, saçma ağırıp, inni menden nesil kalmayacak dereceye geldim. Yönü men senden dua ediyorum, hiç duamda ne umid edip duam kavul bulmaz, öğütmen dua ediyorum dediler. Zekeriya aleyhisselam ne açı yaşından sonra Allah Teala onu oğul veriyor. Ayağını cıda garrap, ölümde cıda garrandan sonra Allah'dan dua ediyor. Teala'dan ayağına suyu inip yaşınla alakka şey edip, ne açı garrap olsa Allah Teala şunun duasını kaytarman, şunu Şaha veriyor. Allah alem Yahya onun peygamber sana bir oğul veriyor. Şol ayeti Teşe Sura'nın epekli yerine çeller okudular. Onunla Nücaşi ağladı. Hatta fakalları erilli. Tevulunnaki Moğolluları da ağladılar. Hatta kitapları da öl olumlu duymayacak derecede ağlaştılar. Şol vaatta Nücaşi aittiler. Şol ay diyen vaadın bizim İsa peygamberin getiren vaadından tapavut etmeyen ikiden bir sıradan çıkan vaat deyip aittiler. Ondan sonra aittiler iki yankı iki dostu yüzlerim aittin Nücaşi Paşa bu lükizini men size hiç vaat kaydıp vermeyen bunları hiç kim eziyette vermeye bunlar sul yurtta yaşarlar deyip Nücaşi bunların arkalarını alıyor. Bundan sonra yine de Ömer bin el-As vallahu alem aydiye men ertir Nücaşi'ye bir gip aydarım olayım bunları yok eder diyenine Abdullah ibn Ebi Rabi aydiye onlara eziyet verecek gip aytmayın bolla aytışamını aittık ne hilekke dinimiz tertem olsa düşünüşmediğim olsa karnınaşlamız oğlanına mı dahiliyim beytmenliyse yok men ertir hükman İsa aleyhisselam hakkında aydiyen giplerini aydıp onlara gerek temmidini verdiren deyip aydiye bundan sonra Paşa'nın yanına varıp son İsa Aleyhisselam'a Allah Teala'nın oğlu değil, şun vali diyen rahatları aydın, aydından sonra Müslümanları yine de çağıranına, Müslümanları yine de maslaka dedim, yine de yankı Cafer İbni Ebi Talib gürlemekluğu mağful edip İslam dini peygamber neye mi öyle dönmezse şundan başka adı gürlemeliyim. Şunu gürlemekluğumuzu neye mi bela geliyen ama orada şundan gelsin, doğrudan gelsin deyip şey deyip vaadeleşip yine de Nücaşi'nin yanına gelişiyorlar. Bundan sonra yine yan kıyalakta muhalleleri övünün egneşiklerini giyip hemmedi kitaplarını açıp karışışıp oturun vaatlarına bulur. Şol yere peyda oluyorlar. Her iki kıdani çali diyen mercek oluyorlar. Şot ayda peyda olur. Nücaşi ayda وَمَلَّذ۪ي يَقُولُ ف۪يهِ فَمَا صِرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ بَادَرْنَا بِقَوْلِهِ مَاذَا تَقُولُنَ ف۪ي عَيْسَ بْنِ مَرْيَمِ Önüne gelenimizde Nücaşi ayda İsa bin Meryem'e, Meryem'in oğlu İsa hakkında ne mi diyeceğimiz deyip Cafer ibn Ebi Talip'ten sordular. Cafer ibn Ebi Talip'e aittiler, Peygamber'in diyen zâdın niyet dediler. Onunla Nücaşi aittiği Peygamber ne mi diyen o hakkında dediler. Onunla Cafer ibn Ebi Talip'e aittiği, İnnehu Abdullahi ve Resuluh. İsa aleyhisselam Allah'ın kulü bennefi, hemen Allah'ın Resulü dediler.
ve ruhuhu ve kelimetuhu elleti elkaha ila Meryem el-Azrail Betul. Yani ruh, zan Allah Teala tarafından verilen kelime Meryem'e oklanın nidler. Yani Meryem'e yaş kıyıp hiçbir yaramallık görmedik kıyıda seninle çağı bol mollidip dilen gip sona aydılan Allah tarafından şey diyeyim, İsa Aleyhisselam dünyaya gelen Allah'ın bir kulü dediler. Hem Resulü dediler. Şol vaatta Nücaşi yeri yumruklap aittiler. Allah'a kasam olsun sizin peygamberiniz bile bizim peygamberimiz arasında gılyalı tefavut yok dediler. Ya da bir gılyalı fark bulaymasa ikisi de bir zat getiren peygamber değiştiler. O vaatta Moğolluları inkar etmiştiler. Yani İngilleştiler. İsa Allah'ın oğlu deyip görünüm. Gıttel o vaatta da onunla da aittiler ve inne kartum eğer de sizler İngileştenirem neymet istenirem sonuna da onların getiren vaatları İsa'nın getiren vaadi ikisi de deni arkin yurdunda yaşayan kimse yoksa ol cevap verir kimse de eriyet verse ol cezasını çeker siz arkin benim yurdumda yaşarsınız siz bana şuğun kuğun şu dağ kızıl olumdunun bana sevgülsünüz. Hiç kimse de eziyet vermez. Arkin yaşayın deyip Nücaşi aydıştılar. Hatta Peygamber Aleyhisselam şu Nücaşi'nin ölünü gayipten cenazesini okuya öyle Allah Teala'nın Resulüne ne aydiyan zatlarına iman getirip İsa'nın aydiyan zatı bilen dem deyip tasdiklarla uçuyun şeydir. Allah Tebarek ve Teala Resulü onun ölünü bilip onu gayipten cenaze okudu diyen rivayetlerde var. Ondan sonra aittiler, bu iki adamın getiren soğukatlarını kaytarıp verin, bunların soğukatları gerek gel, dediler. Bundan sonra ikisi de soğukatlarını iyiden alıp, her iki çağlar iyilerine, gönülleri, dövülen hallarına iyilerine gittiler. Kala Cafer ibn-i Ebi ve huve zavcı fi rahabin nücaşi aşara salavatin amineyni mutmainneyni. Cafer ibn-i Ebi Talip hemen onun ayali şol yurtta 10 yılla sağaman yani hiçbir eziyettir Müslümançılığı İslam'ın lezzetini görüp İslam'da yaşaştılar. Bundan sonra Hicri yılının vallahi halim 7. yılına bunlar Habeş yurdundan Medine kaydık geldiler. Şol vaadan Peygamber Aleyhisselam Hayber urşunu yenip Hayber urşunun hakkı yenişten gelin vaatlardı. Peygamber Aleyhisselam hatta aittiler ben Hayber'de yenilme begeneceğimi bilemok, Cafer'in kaydık gelenine begeneceğimi bilemok dediler. Cafer'i şeyle derecede kovgur yazdı. Hatta Müslümanlar hemmesi önünden çıkıp sol onun ağaçka Müslüman değer vaatlarına da kömür edip yorun Cafer'in önünden çıkışıp şeyle kovgur yazdılar. Hemmelerde Cafer'in gelenine de vuruştu, yenilerine de cıda begeniştiler. Bundan sonra Rum bilen savaşmaklık vakti yetti. Rum şehri bilen savaşmaklık vakti yetenine Müslümanlar Rum'a taraf koşun tutup Rumlar bilen çatmışmalı olup giden vaktlarına Cafer ibni Ebi Talip Peygamber Aleyhisselam Zeyd'i emir edip veriyor. Yani Müslümanlardan bir adamın emir edip veriyor. Şol adam öleyse Cafer emir olsun, eğer Cafer öleyse yine de bir Müslüman aydı ya, ol emir olsun. Ama olum öleyse onun öz aranızda emir saylanayın deyip bulori vursa gönderiye. Cafer'in şol birinci koyan adamının onun mazarı edin. Bundan sonra Şam'a yetenlerine Rum 100 bin sanakka vallahu alem atlı koşun. 100 bin sanakka da atsız, öğünlerde cıda yaradın. Kervayetlerde 300 bin murt geldiler diye. Ama Müslümanlar 3 bin sanakkadılar. Onlar olsa اَعَدُّوا لَهُمْ مِئَةَ أَلْفٍ تُوَاهِرُونَ Mün sanakı bir tarafta, مِئَةُ أَلْفٍ اُخْرَى İkinci mün sanakın bir tarafta 100 bin sanakka, 100 bin sanakka, 200 bin sanakka koşun tayin attılar. Müslümanların 3 bin tane olup bu vuruşa barıttılar.
Allah alem şonunu da Müslümanlar yenge, şol vaatta Ma'rakan gızla gızlasında birinci emir edilip koyulun adam öldürülüye baydağı götürüyen üçün. Cafer baydağı onun elinden alıp baydağı götürüp başlıyor. Şol vaatta da öğünün baydağı götürüp yorun vaatında bir koş kaydıya cennet sana yakın yerli cennetin İhi onun içkisi ve cıda füyücüdür deyip öldürdünler. Ey plani cennet sana cıda yakın yerli beh cennetin içkileri suğlarıma, iyislerime cıda füyücüdür. Rumun azabı katıdır. Yöne onunla da olsa kafir adam bize cıda daştır. Onların, onlar bilen vuruşmakluk bize gerektir diyen derecede koş kaydı bayda götürüp yörün altında. Onun sağ elini götürüp yörken sağ elini kılıç bilen kaçırıyalım. O baydağı çep eline alıyor. Çep eline alıp bir neçe vat götürünün son çep eline kafirler kılıç bilen böyleyelim. Ondan son iki kesilen eli av diyeler şıtayına bilek. Şunun anırtına ayrılmazır. İki bileği bilen baydağı kısıp baydağı götürüp yine de kanını sırıktırıp Müslümanların arasında Müslüman baydağını yere kaçırmayacak olup gelip yorun vatında kafirler onu edil manglayından dikmedik ikiye bölüp nalat mecburi baydağı kaçırmalı derecede onu ikiye bölüyorlar. Ondan sonra başka Müslümanlar şeyle derecede eline baydağı alışıyanırlar. Bundan sonra vuruştan sevuştan kaydıp gelen vatlarına Cafer'in ayali özünün çağlarına atır tepip, olur icda in yakşı egneşiklerini giydirip, Cafer'in önünden çıkmak için, özde inni Müslümanlar yemiş bilen geliyeler, deyip toylu vaatları bilen önlerinden çıkan vaatlarına, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yüzü katı kaygılı görüp, Esme ayarlarına deyip, Peygamber'den Cafer'e bir zat bollu mu deyip sormak korku dörek başlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cafer'in çağalarını görüp onun ayağına aydıya çağalarını koyuver bari olur çağırıya olur da ılgaşıp birbirine nömürtü Peygamber aleyhissalatü yanına yetişiyorlar. Peygamber aleyhissalatü ikisini kucaklap gözlerinden yaş dökün halına olur ithaf olur okşap şey deyip duran halına ayağları da ahri Cafer'e bir zat bulun mulmuli deyip ahri ey Allah'ın Resulü kakamın ecemin yerini tutuyan ey Allah-u Teala'nın Resulü neyme seni ağla diye Cafer'e bir zat bulup durmayı ay dahili nip soranına aittiler. Nam lakad ustuşhidu hâzel yevm. Havva Cafer de onun dostu da buğun kuğun şehit olur, olur. Yani dünyadan öttüler deyip ayrıştılar. Bundan sonra hatta çağalarda öğlerinin ecelerinin ağlayanını Allah'ın Resulü'nün ağlayıp duranını görüp kişilik yüzleri belki şadiyan olup böküp duranca yüzleri damıp neyme edeceklerini bilmeyen üslerini bir kuş var ya kıymırlamayan bir duruşlarına dönüp durup kaldılar. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem femeza ve huve yekefkifu عبراته ويقول اللهم اخلف جعفرا في ولده اللهم اخلف جعفرا في اهله في خمر السلام اذن قد ياشن سفر بارشنا ايتلر اي الله جعفر اذنن اذن شاغلرنا يعني جعفر يالقى شاغلر بولسن يا بولمسا اذن اهلنن جعفر يال آدملر دا دورت ديب دعا ادب اذن قد ياشن سفر بارن واتنا ondan sonra ايتلر من cennette Cafer'i gördüm, kanı kanatını kana boyap, ayaklarını kana boyap durun ni cennette Cafer'i gördüm deyip Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Cafer hakkında cenneti girenliği hakkında aydıştılar. Allah Tebarek ve Teala hemmemize son alakka şehit bulmakluğu Allah yolunu halis Allah yolunu bul her iki üç adam ya alakka Allah yolunu sevuş edivim Allah yolunu öldürülüm, iyil görsün, iyil bana uğursun niyetim diyen, riya yürüyümüzde olup, en sonunda da Allah'ın yanına varımızda, he, ne mi iş ettin ben sana, el verdim, ayak verdim diyenine, ben sen için savaş ettim, sen için öldürülüm diyelimizde, sen yalan söylüyordun, iyiler uğursun niyetin niydin, o da değildi deyip yüzü bilen sürekli doğru hatırlayan adamlardan daş ettin, yine ikincilerde, kar, Kur'an,
Yani ben sana ilim verdim, Kur'an verdim, sana okumakluğa mümkünçülük verdim, sen ne mi iş ettin diyenle ben Hudaya senin için giyice uykudan alıp Kur'an okudum, öğrettim adamlara diyenle yok sen alim değilsinler deyip, okuya değilsinler deyip okudun, alim değilsinler deyip öğrettin, sen riya için ettin deyip yüzüyle sürülüp atılayanlardan daş ettin. Yine üçüncülerim mal verip Allah Teala'nın önüne baranına şunçoluk şehittim sana nimet verdim diyenle hovu, şu nimetin bilen benim Allah yolunda bir edilen iş olsa boş koyman Allah yolunu bütün pullumu sarf ettim diyenle yok, yalan söyledin sen sahi, bu cömert değilsinler deyip ettin, deyip yüzü bilen sürüleyen adamlardan daş ettin. Hatta işimizde riya olunluğunu Allah Teala hiçbir işimizi kabul etmen, sol işimizi görür, sol işimiz şehitliğim olsa, ölümü öğretmeklüğüm olsa, şunla derizde sadaka vermeklüğüm olsa Allah Tebarek ve Teala olurdu doğruluğu atyanlığı hakkında malum. Ama Allah Teala'nın ediyen işlerinin bir asınmalar bilen korap görmeklük, iyil görsünün önüne beter. Peygamber aslında bir hadisinde haydi ya, riya değil ya zat keçi şirktir diye. Ama beylekleri ulu şirkeyi diye. Riya bulunmuş şu malakka halet şu Allah'ın sahih hadisler. Son üçüncü daha terazaplı olalım. Neyme gelse de Allah'dan, neyme bolsa da Allah'dan, Allah Tebarek ve Teala'nın edenine rıza bolsan da Allah Teala'nın edenine diye özü, rıza bulmasam ama Allah Teala öz edenine diye, Allah Tebarek ve Teala hemmemize iki dünya bahti, hemmemize iki dünyada yaşlılıklara sebep olup yaşlılıkları öğretmekle niyetler etsin. Hemmemize Allah Tebarek ve Teala iki dünyada parahat, kıyınçılıksız iki dünyada yaşı yaşayıp, yaşı ötüp, yaşı sağaman sonra olsun cennete varmaklığı niyetler etsin. Allah Tebarek ve Teala hemmemizi cennette duruşmaklığı